eğriler arasında kalan alanı hesaplamayı artık öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Eğer bilmiyorsanız, Khan Akademi'de bu konu ile ilgili çok güzel videolar var. Onları seyretmenizi öneririm. Örneğin buradaki taralı alanı belirli integralle hesaplayabilirsiniz ama ben bu videoda size çok daha ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bu videoda tabanı bir şekilde iki eğri arasında alan olarak tanımlanmış cisimlerin hacimlerini bulmayı deneyeceğiz. Evet, bu videoda kullanacağımız cismi 3 boyutlu olarak çizmeyi bir deneyeceğim. Bu şekli biraz perspektif kullanarak çizersek. Bir bakalım, ee, bu y ekseni, bu da x ekseni, evet olsun. Bu, bu y eşittir 6 doğrusu kesikli çizgilerle gösterilmiş doğruyu da bu şekilde çiziyorum. X eksenini x eşittir 2 noktasında kesiyor ve y eşittir 4 elen 3 eksi x'i de hemen şöyle çizelim. Evet, evet işte böyle. Bu alanda buradaki alan oluyor ve bunun kesitleri. Size hemen bir tanesini göstereyim. Mesela buradaki kesiti ele alırsak, e, kesitleri kare olan bir cismin tabanı, buradaki uzunluk kadar bu şekilde yukarı çıkıyoruz. Burası da ve burası da. Kısacası, bu cismin kesitlerinin hepsi birer kare, anlaştık mı? buradaki kesiti de çizeyim. Evet, bu iki fonksiyon arasındaki fark bu karenin bir kenar uzunluğuna eşit. Bu uzunluk ki 6 birim olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu karenin diğer kenarları da altışar birim olacak. Bu biraz daha büyük bir kare olduğu için ekranı biraz aşağı kaydırayım. Evet, işte böyle. Evet, anladınız değil mi? Bu da bir kare ve cisim de buna benzeyen bir şey olacak. Şurayı biraz gölgelendirirsem belki daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi. Şimdi bu şekli gördüğünüzde bazılarınızın gözü korkmuş, bazılarınız da heyecanlanmış olabilirsiniz. Eğer gözünüz korktuysa sakın endişelenmeyin çünkü bu cismin hacmini hesaplayacak integral taktiklerine sahibiz. Nasıl mı? Bu cismin hacmini hesaplamak için cismi kare şeklinde kesitlere ayıracağız ve her bir kesitinde çok küçük bir derinliği olacak. Ee, bu kesite biraz derinlik kazandırdım. Evet, aynı şeyi buna ve buna da yapıyorum. İsterseniz daha fazlasını da yapabiliriz ama burada önemli olan bu kesitlerin her birinin çok ama çok küçük ve dx olarak adlandıracağımız bir derinliğe sahip olduklarını varsaymak ve artık bu kesitlerden herhangi birinin hacmini bulabiliriz öyle değil mi? He o zaman hadi bakalım. Bana bunlardan birinin hacminin neye eşit olduğunu siz söyleyebilir misiniz? Hı? Derinlik çarpı yüzey alanı olarak düşünürsek, evet, şuradaki yüzey alanından bahsediyorum. Farklı bir renk kullanalım. Şu anda pembeye boyadığım alanı bulalım. Öyle değil mi? Alan için tabanın karesini almamız lazım. Peki tabanın uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Tabii ki de bu iki fonksiyonun farkını alarak 6 eksi alttaki fonksiyon yani 4 ln 3 eksi x bu bize buradaki kenarın uzunluğunu verir. Eğer bunun karesini alırsak da karenin alanını buluruz. Bunu bir de derinlikle yani dx ile çarpmamız lazım çarpı dx. İşte bu kadar. Buradaki kesitin hacmini bulduk bile. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Evet, bu kesitlerin hepsinin hacimlerini topladığımızda x eşittir 0 ile x eşittir 2 arasında kalanlardan bahsediyorum. Bu cismin hacmini buluruz. Belirli integralin gücü. Hemen integral işaretini de koyalım. İntegrali x eşittir 0 ile 2 arasında değerlendiriyoruz. Şimdi aynı şeyi buraya çizecek olursak mesela bu kesitin tabanını şu şekilde çizebilirim ve dx ile fonksiyonların farkını çarpmak yerine fonksiyonların farkının karesini dx ile çarpıyoruz. Çünkü bu şeklin 3 boyutlu bir şekil olduğunu biliyoruz. Bu integralin neye eşit olduğunu bulduğumuzda da buradaki garip şeklin hacmini Bulmuş olacağız ama neye eşit olduğunu bulmak çok kolay olmadığı için bir hesap makinesinden küçük bir yardım alacağım, evet. Ee, buradan matematiği seçelim. Belirli integral içinde, hop, 9'a bastım ve yazıyorum. 0 ile 2 arasında. Parantez açalım. 6 eksi 4 elen 3 eksi x'in, evet, karesi dx. Evet bu belirli integral. Bu parantezi kapattığımızdan emin olalım. Ve evet sonuç yaklaşık olarak 26,27. Bu cismin hacmi yaklaşık olarak 26,27 birim küpmüş.